Merhaba arkadaşlar. İkinci derece denklemler konusunun alıştırmalar bölümünün ikinci kısmında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, alıştırmaların yedinci sorusunda kalmıştık arkadaşlar. Sorumuz şu. A, B, C, eleman, reel sayı A sıfırdan farklı olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Bu köklerden ve denklemle ilgili aşağıdaki bilgiler veriyor. Kökler toplamı buymuş. Köklerin tersleri toplamı eksi 1 bölü 2 ise ve delta sıfırdan büyük olduğuna göre işlemin sonucunu bulunuz diyor. Arkadaşlar kökler tersleri verildiğine göre x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2'yi yazalım. O da kaçtır? Eksi 1 bölü 2'dir. Kökler toplamı eksi 1, pardon, kökler toplamı 1'di. O zaman buradan ne geldi? Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 de eksi 2 gelir arkadaşlar. Bakın içler dışlar çarpımı yaptığımızda. Kökler çarpımı eksi 2'yi bulduk. Arkadaşlar x1'in küpü artı x2'nin küpünü formülünü çarpanlayma konusunda hatırlayacak olursak x1 artı x2'nin küpü eksi 3 x1 çarpı x2 çarpı x1 artı x2 şeklinde yazıyorduk. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Kökler toplam 1'di. 1'in küpü 1 yapar. Kökler çarpımı eksi 2 idi. Eksi 3'e çarp 6 geldi. Kökler toplamı da 1'dir. Sonuç 7 geldi arkadaşlar. 6 kere 1 6, 1 daha 7 gelir. Demek ki kökler toplamı 1, kökler çarpımı eksi 2'ymiş arkadaşlar. Bu denklemin kökleri arasındaki ilişkiyi bu şekilde buluyoruz. Arkadaşlar denklemin kökleri arasındaki evet x1 ile x2'nin arasındaki uzaklığı x1 ile x2'yi istiyor. Arkadaşlar bu da ne gelir? x1 denklemin işleminin sonucunu bul diyor bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki kök arasındaki uzaklığı biraz önce ne bulduk biz? X kare. Denklemi yazalım arkadaşlar. Kökler toplamı kaçtı? 1'di. Kökler çarpımı da eksi 2'ydi arkadaşlar. Şimdi bu denklemin köklerini şu şekilde bulabilirsiniz. X eksi 2 çarpı x artı 1 diye bulalım arkadaşlar. Kökün bir tanesi 2'dir. Bir tanesi de eksi 1'dir arkadaşlar. Bakın kökler toplamı 1, kökler çarpımı eksi 2 oluyor. O zaman kökler arasındaki fark kaçtır? 2'den. Bir tanesi 2'dir, bir tanesi eksi 1'dir. Arkadaşlar bu da artı 1 oldu. Aradaki uzaklık kaç oldu? 3 oldu. İster buraya eksi 1 yazın, ister 2 verin, eksi 3 olur. Eksi 3 mutlak değer 3 gelir arkadaşlar. Şimdi bu bilgiye bakalım. 9. soruda. x1'in karesi eksi. x1 neydi arkadaşlar? x1 2'den büyüktür diyor. O zaman x1'e 2 dersek x2'de eksi 1 deriz arkadaşlar. x'in karesi 4. Eksi 2 artı 6. x2'ye de bir eksi 1 dedik. 1. Eksi 1 ile eksiyi çarptık. Artı 1. Eksi 1. 4, 6 daha 10. 8 bölü. Kaç oldu arkadaşlar burası? 8 bölü. Pardon. X'e kaç verdik? Eksi 1 vermiştik. Burası 1 oldu arkadaşlar. 8 bölü 1'den de bu ifade 8 gelir arkadaşlar. Evet, bu sorunun çözümü de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Yapıldı. Denklemin çözüm küresi x 2 ile 5 diyor arkadaşlar. Çarpanla ayırmayla deneyelim. X 5 çarpı x artı 0 deriz. Çarpımları eksi 10, toplamları eksi 3. Evet arkadaşlar çözümü bir tanesi 5'tir, bir tanesi de eksi 2'dir. Birincisi doğru arkadaşlar. İkincisinin çözüm küresine bakalım. X'e x diyelim. Bir tanesine eksi 3 diyelim arkadaşlar. Eksi 3 dedik. Buraya da kaç diyelim? 1 desek arkadaşlar. Eksi 6 veriyor mu bize? Vermedi. Şimdi emin olmak için bakın eksi 6 emin olmak için deltasına bakalım. B kare 49 eksi 4 çarpı A çarpı C. Evet arkadaşlar eksi 3 ile 1'i çarptık. Eksi 3. Evet arkadaşlar buradan kaç geldi? B kare eksi 4 çarpı A'mız 2 C'miz eksi 3. Ne geldi? 9 8 6 çarpı 4 24 de buradan geldi. Artı 24 yaptı. Ne oldu arkadaşlar? 60 73 oldu. Delta 73 geliyor arkadaşlar. Delta 73 ise bu ifadenin kökü 1 ile 3 olmaz arkadaşlar. 1 verdiğiniz zaman zaten sağlamıyor. Onu pratikten de bulabilirdik zaten.
Delta sıfırdan büyük ama bu kök 73 olduğu için irrasyonel bir köke sahip olacak bu ifade arkadaşlar. Bu çözüm değildir. X kare eksi 4 x artı 4 çözüm kümesi boş küme diyor. Bir de bunun deltasına bakalım. B kare eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz 4. O da eşittir. Eksi 15 sıfırdan küçük. Kök yoktur. Doğrudur arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da 1 ve 3'tür arkadaşlar. Cevap deniz. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci dereceden denkleminde delta küçüktür 0 ise denklemin sanal iki kökü vardır. Doğru. B büyüktür 0 ise denklemin sanal kökü vardır. Arkadaşlar B, bakın delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac. Arkadaşlar B'nin artı ya da eksi olması köklerin varlığı konusunda kesin bir bilgiye bizi ulaştırmaz. Kökler hakkında net bir ifade söylememizi sağlamaz. Neden? B'nin karesini her türlü alacağız. Artı da olsa, eksi de olsa bir şey değişmiyor. Dolayısıyla B için bir şey diyemeyiz. Bu önerme doğru önerme değildir. A sıfırdan büyük. C sıfırdan küçük. C negatif bir sayı arkadaşlar. Bu da pozitif bir sayı. Negatif bir sayıyla negatif çarptığınızda bu ifade pozitif olur. Yani B kare eksi 4ac ifadesi. Burası pozitif oldu. B kare zaten pozitif geldi. Bu ifade sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla denklemin gerçek iki kökü vardır arkadaşlar. Evet. 1 ve arkadaşlar denklemin gerçek iki kökü vardır. İki kök var arkadaşlar. Burada kesin iki kök var. Evet. 1 ve 3 doğru cevap arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza bakalım. A farklı B'ymiş. Çok evet bakalım arkadaşlar soru kümesi ve A farklı B olmak üzere her A B eleman A için x kare artı ax artı b eşittir 0 şeklinde yazabilecek denklemden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur? Gerçek kök olmaması için arkadaşlar delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük olacak. Arkadaşlar burada bakın A ile B birbirinden farklı. B'ye eksi 1 verirsek, eksi 1 verdiğimiz zaman A ile C'ye arkadaşlar B'nin A ile B birbirinden farklı diyor. Şimdi şu denklemde A'mız kaçtır? 1'dir. Bak A'mız 1'dir bu denklemde. Verilen A değeri 1'dir. Şimdi bu denkleme göre arkadaşlar bu denkleme göre deltasına bu olacak. Kökün olmaması için. Şimdi bu denkleme göre konuşacak olursak B'nin karesi yani B neydi? A kare eksi 4 çarpı a'mız 1'dir. Bu x karenin katsayısına a diyorum. 1. Bu a ile bu a'yı karıştırmayalım. B burada bakın karışık vermiş kafamız karışsın diye dikkat edelim oraya. C'miz de B konumunda burada arkadaşlar. Bu ifade sıfırdan küçük olmasını istiyoruz bu ifadenin. Evet arkadaşlar bakın B'ye eksi bir sayı verdiğimizde bura pozitif bu pozitif. Kökün olmamasını istiyoruz. Yani a kare eksi 4 b sıfırdan küçük olacak. B hiçbir zaman eksi bir değerini alamaz arkadaşlar. Şimdi bu durumda A ile B'ye vereceğimiz değerlere bakalım. Arkadaşlar A'ya eksi 1 dersek A'ya eksi 1 dersek eksi 1'in karesi. Bakın arkadaşlar A'ya eksi 1'in karesi verdiğimizde 1 oldu. B'ye ne verebiliriz arkadaşlar? 1 veririz. Bakın B'ye 1 verdiğimizde burası eksi 1'in karesi 1 oldu. 1 verdiğimizde eksi 4. 1 eksi 4 sıfırdan küçük sağladı. Verebilir miyiz arkadaşlar? Veririz. 3 verebilir miyiz? Veririz. 4 verebilir miyiz? Veririz. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada a kareye ne verelim? A'ya 1 verdik arkadaşlar. A'ya 1 verdiğimizde B'ye 1 veremeyiz. Eksi 1 de veremeyiz. 1 verdiğimizde çünkü A ile B birbirinden farklı olacak. B'ye minimum 2 vermek zorundasın. B'ye 3 verirsin. 1 de 4 verirsin. Arkadaşlar B A'ya şimdi bir de A ile B diyelim. A'ya siz A karenin yerine ne verdiniz? 2 verirseniz A kareye 2 verdiniz. Burada kaç oldu? 4 oldu. Bu değer 4'ten büyük olacak ki çıkardığımızda sıfırdan küçük olsun. A'ya 2 verdiğimizde B'ye 2 veremeyiz. A ile B birbirinden farklı. B'ye 3 vereceğiz. Bir de 4 verebiliriz. A'ya 3 verirsek arkadaşlar B'ye 4 verebiliriz. Şimdi vereceğimiz arkadaşlar denklemin
yazılı üzerinden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur? Yani şimdi arkadaşlar biz a'yı eksi 1 verdiğimizde x kare eksi x artı 1 şeklinde bir denklem yazarız. X kare eksi x artı 2 şeklinde bir denklem yazarız. Böyle 1, 2, 3, 4 denklem yazdık. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane denklem yazarız arkadaşlar. Evet, şu ana kadar çözdüğümüz en kaliteli sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Çok kaliteli ve yoruma dayalı bir soru arkadaşlar. Çok kaliteli ve çok beğendiğim soru oldu bu arkadaşlar. Evet, 10 farklı denklem yazarız arkadaşlar. Evet, geçelim arkadaşlar diğer sorumuza. Evet, denklemlerin arkadaşlar denklemin bir kökü 1, denklemin bir kökü 2 olduğuna göre 4a eksi c ifadesinin değeri kaçtır? Denkleminin bir kökü arkadaşlar 1, denklemin bir kökü eksi 2. Evet arkadaşlar buradan 4a eksi c'nin değerini istiyor bize. Kök denklemi sağlar mı? Sağlar arkadaşlar. Yerine koyalım. Bakalım ne bulduk. X'e 1 verdik. 1 eksi 2 artı b eşittir 0 geldi. X'e denklemin bir kökü eksi 2'ymiş. 4 eksi 2b artı c eşittir 0 geldi arkadaşlar. Yukarıyı 2 ile çarpalım. 2 eksi 4a eksi 2b eşittir 0. Aşağısı da 4 eksi 2b. Arkadaşlar yukarı 2 ile çarptık. Aşağıda 4 eksi 2b artı c eşittir 0 dedik. B'ler gitti. 6 eksi 4a artı c eşittir 0 geldi. 4a eksi c'nin değeri de kaç geldi arkadaşlar? 6 geldi. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Denklemin arkadaşlar eksi kök 2'nin arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Karmaşık sayıları da hatırlayacak olursak kök derecesi arkadaşlar burada tek olduğu için eksi 32'nin 5. kuvvetten kökü dışarı ne gelir? Eksi 2 gelir. Eksi 4 de ne geldi? 2i olarak geldi arkadaşlar. Bunu da eksi 2 artı 2 olarak bulduk. Köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar köklerden biri delta'ya bakıyoruz. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c. O da eksi 4 geldi. X1 neydi? Artı eksi b. 6 artı 2a'ydı arkadaşlar. Bu 2'ye geldi. 6 artı 2 artı eksi 2 bölü 2 geldi. 3 eksi artı eksi i geldi. Kökün biri 3, x1'i ne olarak alırız? 3 artı i olarak alırsak her kökte eşleniği gelir. 3 eksi i. Deniz arkadaşlar. Arkadaşlar denklemin köklerinden bir aşağıdaki hangisidir? Bakalım şimdi eksi 3 diyor. Arkadaşlar 2 kök 2 eksi 3 2 kök 2'den büyüktür arkadaşlar. Yani şunu şöyle alacak olursak pozitif gibi düşünün bunu. 3 normalde 2 kök 2'den büyüktür. Kök 9 diye yazın bunu. 3 kök 9 diye yazılır. Bu da kök 8 diye yazılır. Ha, eksi olduğunda arkadaşlar şöyle düşünün. Eksi 3 artı 2 dediğimiz zaman bu ifade negatif sıfırdan küçük bir ifade olur. Dolayısıyla bu denklemi sağlayan kökler reel sayılarda yoktur. Bu denklemin çözüm kümesimiz karmaşık sayılarda bulabiliriz. O zaman iyilere bakacağız. Şunlar gitti arkadaşlar. Ya bu ya bu çıktılar. Bakın. Burada bir artı bir eksi olduğu için ikisi de eksi olmaz arkadaşlar. Bakın. Karesini aldığımızda şu ifadenin karesini alın. Yani bu ifadeyi koyduğumuzda bu ifade pozitif yapar. İ kare koyduğunuzda hepsi eksi gelir. O zaman bu da olmayacağına göre denklemin kökü budur. Kök 2 eksi 1'in i'nin karesini alalım arkadaşlar. Acaba eşit midir? Bu ifade eksi 3 artı kök 2'ye eşit midir? Bunun karesini alalım. 2 eksi 2 kök 2 artı 1. Buradan i kare eksi 1 geldi. Eksi 3 artı 2 kök 2 geldi arkadaşlar. Ve denklem sağlıyor arkadaşlar. Evet. Denklemin gerçek kökleri x1 ve x2 ise m evet kökler toplamı 4 olarak vermiş. Kökler toplamı neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a eksi 3m artı 1 bölü 2 çarpı a.
4 eksi 2 n. Kime eşittir arkadaşlar? 4 eşit. Buradan da kökler çarpımını istiyor arkadaşlar. Kökler çarpımı 4 kere 2 8 çarpı 4 eksi 2 m eksi 3 m artı 1 diyelim. 32 eksi 16 m 3 m artı 1 geliyor. Buradan da kaçın değerini bulduk arkadaşlar? M'yi bulalım. Eksi b bölü kökler toplamı, pardon arkadaşlar 2a gelmeyecek, şu özür şurada kökler toplamı 2'ye bölmüyoruz. Ben parabol konusu kökler toplamına gittim. 11. sınıf parabol konusunda kökler toplamı bölü köklerin ortasına gittim. Yanlış söyledim. O zaman eksi 3m artı 1 bölü kökler toplamı eksi b bölü a. A'mız kaç? 4 eksi 2m eşittir. Kaça diyoruz arkadaşlar? 4'e. 16 eksi 8m eşittir. Eksi 3m artı 1. Buradan 5m eşittir. 15 gelir. M'nin değeri 3'tür arkadaşlar. M'yi 3 bulduysak kökler çarpımı bulalım. X1 çarpı X2 nedir? C bölü A'dır. M artı 3 bölü 4 eksi 2m arkadaşlar. M'ye 3 verirsek burası 6 oldu. M'ye 3 verdik arkadaşlar. Eksi 6, 4 eksi 6 eksi 2. O da eksi 3 geldi. Evet arkadaşlar, bu denkleme bakalım. Denklemin eşit iki kök olduğuna göre A gerçek sayısının değeri. Arkadaşlar delta eşittir 0 dersiniz. B kare 24'ün karesi. Eksi 4 çarpı A çarpı C'miz. 6A eksi 12 eşittir 0. 24 arkadaşlar 24 çarpı 16 çarpı 6A eksi 12 eşittir 0 diyelim. Bir 4'e böldük, bir 4'e böldük. Burada 6 kaldı. 6 kaldı. 4, 4'e böldük. Yani 16'ya böldük mü? 4 çarpanı gitti. 4 çarpanı gitti. 16'ya böldük, 1 kaldı. O zaman eksi 6A artı 12 geldi. 36, 48 eşittir 6A. A'nın değeri de 8 gelir arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar, bu sorumuza bakalım. Denklemin gerçek kökleri x1 bölü 2'dir. Bu köklerden biri aşağıdakiler hangisidir diyor. Arkadaşlar kökler toplamıyla kökler çarpımı. Kökler, evet. Kök ters taraftan bakalım. x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 geldi arkadaşlar. O da eksi 3 bölü 4 geldi. Kökler toplamı nedir arkadaşlar? Eksi b bölü a. A'mız 1'dir. A artı 2 geldi. Kökler çarpımında c bölü a. Eksi 5a artı 1 eşittir. Eksi 3 bölü 4. Köklerden birini istediği için 4a artı 8 eşittir. Artı 15 eksi 3 geldi. 11a eşittir. 11 a'yı 1 buluruz arkadaşlar. A 1 ise denklemi sağlayan değerleri bulalım. A'ya 1 verdik. X kare eksi 3x eksi 5 artı 1 4. Pardon, burası eksi 4 eşittir 0 geldi arkadaşlar. Çarpı x artı 1 geldi. Evet arkadaşlar, x eşittir 4 geldi. Denklemin köklerinden biri de 4'tür. Bakın bu şıkkada 4 var. Evet, diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Denklemin kökleri verilmiş burada. Kökler toplamı. Kareleri verilmiş. Arkadaşlar x1 çarpı x2 parantezini alalım burada. x1 çarpı x2 parantezini aldığımızda x1 artı x2 gelir. Eşittir eksi 30 diyor. Kökler toplamı 5'tir. 5 ise kökler çarpımı da eksi 6'dır arkadaşlar. O zaman denklemimizi yazalım. X kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0 gelir. X kare eksi 5x eksi 6 cevap Adana arkadaşlar, bu sorunun cevabı. Evet, bu sorumuza bakalım arkadaşlar. 16 diyor. 2 üssü 4x eksi 4 üzeri 3x artı 6. Arkadaşlar bu tabanlar eşitse üstlere eşitleyelim. Üstü denklemlere gittik. 3x eksi 6 geldi. X'in değeri de eksi 2 geldi. Bu denklemin kökü x1. X1 kaçmış? Eksi 2'ymiş. Bu denklem tekse tabanlar birbirine eşittir arkadaşlar. 2x eksi 1 eşittir x artı 2'ye. X eşittir 3 geldi. O da x2'ymiş. Bu kökte x2'de 3 geldi arkadaşlar. Denklemin kökleri a artı c'yi istiyor. Kökler toplamı x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'dır. A eksi 12 geldi.
Üçler toplamı kaçtı? Eksikleri 3 topla 1 yaptı. A 13 gelir arkadaşlar. Köküler çarpımına bakalım. C bölü A geldi. C bölü A. O da C geldi. Köküler çarpımı kaçtır? 3 ile kaçı çarpalım arkadaşlar? Buradan da kaç geldi arkadaşlar? 3, şurada bir hata yapmışız. Bakın şurayı bir düzeltelim. Arkadaşlar burası x 10 geldi. X'in değeri buradan kaç geldi? 10 geldi. X 1 eşittir 10 geldi arkadaşlar. X 1 10 geldi. X 2'ye bakalım. Hata yapmayalım. Yani buradan x'ler geldi. X'in değeri 3 geldi. X 1 ile X2'nin toplamı kaçtı arkadaşlar? 10 artı 3 13. 12 attık 25 oldu. A'nın değeri 25 oldu. Kökler çarpımı C bölü A. Kökler çarpımı nedir arkadaşlar? C bölü A C'dir yani. Kökler A'mız 1'dir. C bölü A 1'dir. C'yi 1'e böldük. C geldi. O da kökler çarpımı oldu. Kökler çarpımı 3 ile 10'u çarpın arkadaşlar. 30 yapar. Dolayısıyla A ile C'nin toplamı da 55 gelecek arkadaşlar. Cevap Adana. Evet. Evet arkadaşlar, denk eşitleri ve buna göre x1 ve kökleri ikinci dereceden birbirinin denklem aşağıdakinden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı x1 artı x2 kaçtır? 3'tür. x1 eksi x2 eşittir. Eksi 6'dır. Götürelim bunları. 3x1 eşittir. Eksi 3'e x1'in değeri kaç geldi? Eksi 1 geldi. x2'nin değeri de 4 geldi. O zaman denklemleri yazalım arkadaşlar. Eksi 1 ile 4'ü topla. 3 geldi. Eksi 3x. Eksi 4 eşittir 0 denkleme geldi. Cevap Adana olarak bulunur arkadaşlar. Bu denklemin kökü de, pardon, x'lerin değeri de bu şekilde bulunmuş oldu. Arkadaşlar ikinci dereceden birbirinin denklem aşağıdakiden hangisidir diyor. Kökleri bu olan. Arkadaşlar pratik yoldan çözelim. X1'e x diyelim. Nedir? 1 bölü x'tir arkadaşlar. X1'in yerine x1 denklemi sağlar çünkü. 1 bölü x'in karesi yazdık arkadaşlar. X'in karesine x yerine 1 bölü x yazdık. Eksi 5 bölü x. Eksi 7 eşittir 0 geldi. Arkadaşlar bir, buradan ne geldi? 1. Eksi 5 x. Eksi 7 x kare geldi. Eksi ile çarptık. 7 x kare artı 5 x. Eksi 1 eşittir 0 denklemini buluruz buradan. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Eksi x kare artı 8 x denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır? Bunu daha önceden yazmıştık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı 2 özdeşliğinden istenilen değeri bulacağız. Kökler toplamı arkadaşlar eksi b bölü a eksi 8 bölü eksi 1 8 yapar. Karesi 64 gelir. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı c bölü a 16 geldi. 64 eksi 32, 32 olarak bunu da bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, ikinci derece denklemler konusunu baştan sona burada anlattık. Eksik olan bölümleri anlattım. Özel sorularını anlattım. Köklü denklemleri, mutlak değerli denklemleri anlattık. Evet arkadaşlar, bu videoları baştan sona güzel bir şekilde dinleyip tekrar kendinizle bu örnekleri çözerseniz bu konuyu çok iyi bir şekilde anlarsınız. Bu konuyu anladıktan sonra arkadaşlar geometride, trigonometride ve bundan sonraki tüm konular içinde artık ikinci derece denklemlerle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bu konuyu iyi öğrenmiş olmanız demek diğer konularda problemleri ya da denklemleri çözerken daha az sıkıntı yaşayacağınız anlamına gelir. Bu konuya gereken özeni gösteririm arkadaşlar. Matematiğin önemli konulardan biridir. Çünkü denklem çözmeyi bilmezsek zaten matematikte sonuç bulamayız. Dolayısıyla da ikinci derece denklemler, ikinci dereceden bir bilmeyen denklemler matematiğin önemli konularından bir tanesidir. Evet arkadaşlar, bu konuyu güzel bir şekilde çalışıp bol sorular çözerek iyi bir şekilde öğrenmenizi öneriyorum.
Kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.